Ve selamların en güzeli olan Mevlam'ın sonsuz selamıyla. Bu gece hakikaten tevhid tarihinde, peygamberler tarihinde büyük yer tutmuş olan ve gerçekten insanlık onuruna şeref katan büyük peygamberlerin en zor ve en çetin ama bizim için birer bereket olacak o hayatlarından birer iktibas arz edeceğim. Büyüktüler çünkü Allah'ın elçileriydiler. Büyüktüler çünkü davaları büyüktü. Büyüktüler, dertleri tasaları Allah'tı. Hedefleri Allah'a götüren yola engel olan bütün bariyerleri kaldırmaktı. Allah'la kulları görüştürebilmekti. Dertleri buydu, hedefleri buydu, endişeleri buydu, kavgaları buydu. Azimdiler, muhteşem birer hayat yaşadılar. Şaibeden uzak, gereksizlikten uzak, örnek birer hayatları vardı. Onların en büyüklerinden biri hiç şüphesiz Ulul Azm, göğün beş büyük peygamberinden biri olan Hazreti Musa idi. Firavun Musa ile baş edemiyor. Elini nereye atsa Musa'nın Musa önünde bir dağ gibi. Hazreti Musa karakter itibariyle sert, toleranssız, yapısı heybetli, görenlerin dikkatini çeken, görenleri etkileyen muhteşem bir hali var. Bir Hazreti Harun gibi değil mesela. Hazreti Harun tam aksine bizde Hazreti Osman'ı andırırken Hazreti Musa görüntüsüyle Hazreti Ömer'i andıran bir yapıdadır. Firavun Hazreti Musa ile baş edemeyecek. Bütün tuzaklarını Hazreti Musa alt üst edecek. Hepsini geçecek. En son çağındaki en büyük ilim olan, batıl da olsa bir ilim olan sihirle Firavun Hazreti Musa'yı alt etmeye çalışacak, sihirle uğraşacak, sihirle Hazreti Musa'yı yok etmeye çalışacak. Etrafındakilerine danışıyordu Firavun, Musa'yı nasıl alt edebiliriz, hangi metodla? Diyorlardı ki Musa büyük bir sihirbaz, şu adam elindeki asa, şu adam denizleri bölen, şu adam olağanüstülüklerle dolu, bu olan bu adam ancak sihirbazlarla, eğer onu görüştürürsen, sihirbazlarla çatıştırırsan işte o zaman Musa'yı alt edebiliriz. Musa'yla baş etmenin tek yolu onu sihirbazlarla muhatap etmek diyorlardı. Firavun haber gönderecek, Mısır'daki bütün sihirbazları çağırıyorum. Çünkü Hazreti Musa döneminin en büyük gücü sihirdi. Hazreti İsa döneminin en büyük gücü tıptı. Hazreti Resulullah'ın döneminde en büyük güç edebiyattır. Onun için Kur'an'da muhteşem bir edebiyat vardır. Sanat vardır, edebi sanatlar vardır. Kur'an'ı yalın olarak anlamak için hakikaten çok iyi bilmek, Kur'an'ın o mecazlarını anlamak için de Arapçayı çok iyi çözmek lazım. Nihayet Mısır'ın değişik bölgelerinden, dünyanın değişik bölgelerinden sihirbazlar Mısır'a akmaya başladılar. Binlerce sihirbaz. Tam bir panayıra döndü Mısır. Çeşit çeşit sihirbazlar. Kimi sakallı, kimi sakalsız, kimi büyük tahtlarla geliyor. Tam bir saltanat, bir sektör o gün. Sihirbazlık sermayesi olan, o günkü anlayışıyla medyası olan bir sektör, büyük bir para dönüyor o işte. İnsanları kontrol altına alıyorlar. İnsanlardan cemaatler kuruyorlar. Her sihirbazın bir grubu var, bir cemaati var, otoritesi var. Devlete baş edebilecek güçleri var. Firavun tümünü çağıracak.
hepiniz benim konuğumsunuz diyecek. Mısır'a gelen Firavun, Mısır'a gelen sihirbazların sayısının 70 bin olduğu söylenir. 70 bin sihirbaz Mısır'a gelir ve Mısır'ı sanki bir anlamda tamamen kuşatırlar, istila ederler tabir yerindeyse. Kim bu Firavun? Haman'a bana yüksek bir sarh, bir bina, bir kule yap. Ben kuleden Allah'a ok atayım diyen bir zavallı. Haman ona büyük bir bina yapacak, bir kule yapacak. Kuleye çıkıp elindeki yayı gerecek, yayı fırlatacak, yay yukarıya girecek, bir kuşun kanadına değecek, ok daha doğrusu. Aşağı doğru kanlı gelince Firavun, işte Allah'ı öldürdüm diyecek kadar zavallı bir bedbaht. İşte o Firavun şimdi Musa'yı yok etmeye çalışıyor. Musa Kerimullah. Hazreti Musa her şeyden habersiz, mütevekkil bir halde, Allah'a tevekkül etmiş bir halde davasını yayıyor. Mısır'a geldiler, sihirbazlar ipleriyle, sopalarıyla, elindeki çanaklarla, çömleklerle korkunç bir fuar alanı kuruldu. Tam bir karnaval. Binlerce insan, yüz binlerce insan Mısır'a akın ediyor. Ne var? Büyük bir gün var, karşılaşma günü. En büyük sihirbaz, haşa, Musa ile, öyle diyorlar çünkü, en büyük sihirbaz Musa ile Mısır'ın ve dünyanın dört tarafından gelen sihirbazlar çatışacaklar. Eğer sihirbazlar kazanırlarsa Firavun her birine ağırlığınca altın verecek, onlara büyük güç verecek, büyük mertebe verecek. Nihayet o gün olmadan önce bütün sihirbazların en kudretli sihirbazı olan bir baş sihirbaz var, liderleri. Lider sihirbaz var, son derece tecrübeli bir adam. Musa hakkında bilgi almak istiyor. Sihirbazların en ileri gelenlerine diyor ki, yarın sizinle, iki gözü kör o adamın çünkü. Baş sihirbazın çok yaşlı bir adam, çok uzman, çok tecrübeli ama gözleri kör. Şu Musa hakkında bana bir bilgi getirin. Firavun ona sihirbaz diyor da, nasıl bir sihirbaz? Hakikaten işinin uzmanı mı? Sihirbaz mı? Sihirbazlar Hazreti Musa'yı görmeye gidiyorlar. Bakıyorlar ki Hazreti Musa uyuyor. Ama garip bir şey görürler sihirbazlar. Musa'nın aleyhisselamın asası, sopası yani. Sihirbazları görünce asa oynamaya başlar. Musa'nın etrafında dönmeye başlar asa, kendi kendine dönmeye başlıyor. Sihirbazların dikkatini çeker. Musa derin bir uykuda, asa ise hareket ediyor. Dönerler ve baş sihirbaza derler ki, gittik Musa'yı gördük. Nasıl bir adam? Vakur bir adam. Mütevazi ama heybetli. İnsanı etkileyen bir şeysi var onun. Peki garip bir şey gördünüz mü diyor. Diyorlar ki sopası oradaydı. Asası. Asası ne yapıyordu? İlk sorusu o. Baş sihirbazın. Diyorlar ki asa oynuyordu habire. Zıplıyordu yani. Musa'yı koruyordu. Yaşlı sihirbaz kıpkırmızı olur bir anda. O gözleri kör olan sihirbaz, ama olan sihirbaz bir anda kıpkırmızı olur. Asa o uyurken hareket mi ediyordu diyor. Evet dediklerinde döner ve der ki, dikkat ediniz, bu adam sihirbaz olmayabilir. Sihirbaz olmayabilir. Neden diye de sorduklarında, bir sihirbaz uyuduğunda sihir aleti hareket edemez. Uykudayken sihre müdahale edemez. Öyle bir şey olamaz dedi diyor. O adam sihirbaz olmayabilir, dikkat ediniz. Korktum diyor bu sefer. Karşılaşacağınız adam çetin bir adam olabilir. Ya gerçekten korkunç bir sihirbazdır. Bizi aşacak kadar işi bilen bir adam, yani bizim uzmanlık alanımızı dahi aşacak bir adam veya o sihirbaz olmayabilir, dikkat edin diyordu. İlk işareti alıyorlardı. Ertesi gün büyük bir kalabalık, korkunç bir kalabalık, yüz binlerce insan
Hazreti Musa da orada, Firavun orada, bütün sihirbazlar oradalar. Ellerinde ipleri vardır, bir kısmının cıvat olmuş. Onlar göz boyayacak. Bir kısmının asası var, bir kısmının ipi var, bir kısmının başka aletleri var. Her bir sihirbazın bekliyorlar başlangıç anını ve yarışacaklar. Firavun döner ve der ki Musa at göreyim seni. Hazreti Musa döner ve der ki önce onlar atsınlar iplerini, atsınlar onlar sihirlerini. Firavun bağırır sihirbazlara, şu Musa'yı perişan edin, şu Musa'yı yiyin. İlminizle yani sihirinizle Musa'yı alt üst edindir. Bütün oradaki sihirbazların her birisi ellerindeki o iplikleri, ellerindeki o halatları, ellerindeki o sopaları yere atmaya başlarlar. O sopaların her biri hareket etmeye başladı. Kimi büyük bir yılana, kimi korkunç bir ejderhaya, kimi ufak tefek yılancıklara, kimi maymun gözlü yılanlara dönüştü. Bir anda o korkunç alan, diyelim ki bir futbol meydanı kadar olan büyük bir alan, binlerce yılanla, binlerce çıyanla harekete geçmeye başladı. Sihirbazlar bütün hünerlerini, bütün kudretlerini, sahte bütün oyunlarını, bütün düzenlerini, bütün uzmanlıklarını gösteriyorlardı. Firavun hayretle, büyük bir dehşetle haykırıyordu, naralar atıyordu, seviniyordu. Nihayet Musa'yı alt edecek yol bulmuştu. Hazreti Musa aleyhisselam bir an ürktü. Allah Musa'ya emretti. Musa elindekini bırak yere. Hazreti Musa'nın elinde ise bir asa vardı. Onlar ellerindeki attılar. Araf suresi bunu anlatıyor. Hazreti Musa elindeki asayı yere atınca Yüce Allah Musa'nın kalbine bir ilham, bir güç, bir dayanak veriyor. Musa elindekini at. Hazreti Musa elindekini attı ve Hazreti Musa'nın elindeki asa bir anda bütün sarayı, bütün o meydanı kuşatacak büyük bir ejderhaya, büyük bir yılana dönüştü. O yılan bütün oradaki yılanları bir anda içine almaya başladı. Birkaç dakika içinde o korkunç alanda o maymunlardan, o yılanlardan, o çıyanlardan, o ejderhalardan hiçbir eser kalmadı. Tarumar olup gitti hepsi. Allah Musa'ya diyordu, Musa elini at. Hazreti Musa bir an tereddüt, korku, koca o yılana karşı el atacak, elindeki asaya karşı. Ama Allah emredince Musa elini attı ve asayı eline aldı. Sopasını eline alınca bildiğimiz sopaya dönüştü. Ne yılan kaldı, ne ejderha, ne maymun gözlü yılanlar, ne başkası. Bir anda hepsi tarumar oldu ve gitti. Sessizlik vardı alanda. Firavun dehşet içinde. Bütün sihirbazlar birbirine bakıyorlar. Hepsi put gibi kesilmiş. En baş sihirbaz göremediği için habire soruyordu. Ne oldu? Ne oldu diyordu, ne oldu, niye sesler kesildi? Yanda biri diyordu ki Musa elimdekini attı, Musa'nın asası bütün asaları yedi bitirdi. Dönüyordu diyordu ki Musa'nın asası yani ejderha sonra sopaya döndü mü? Evet diyorlardı, sopaya döndü. Peki yedikleri ne oldu? Gitti gitti, hiçbir şey kalmadı, hepsi yok oldu gitti. Baş firavun, baş sihirbaz, o görkemli adam, iki gözü kör olan adam ayağa kalkıyordu. Bu adam sihirbaz değil diyordu. Allah'a yemin ederim ki bu adam dediği gibi peygamberdir. Ancak bir peygamber bunu yapabilir diyordu. Tüm sihirbazlar, 70.000 sihirbaz bir anda yere diz çöküyordu. Çünkü baş sihirbaz, o iki gözü ama olan büyük uzman yere diz çöküyordu ve bağırıyordu. Amenna bi Rabbi Harun ve Musa. Bir anda bir uğultu bütün o alanda hep beraber bağırıyorlardı.
Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman etti. Bir anda Müslüman oluyorlardı. O günkü dine de Müslümanlık denilir. Adem'den bu yana olan bütün dinlerin öz ismi İslam'dır. Tevhid'tir. İman ettik diyorlardı Hazreti Musa'ya. Firavun şaşkın, oyunları başına gelmiş, tezgah yıkılmış, Allah tuzağı tersine çevirmiş. Yekidune keyden fe ekidu keyda fe mehilil kafirine emhilhum ruvayda dediği gibi onlar tuzak kuruyorlar diyor Allah. Ben de tuzak kuruyorum. Allah da tuzak kurar. Allah kulunu öyle bir çevirir ki ona güç verir çevirir, güç alır çevirir, yükseltir çevirir, alçaltır çevirir, para verir çevirir, para alır çevirir, meşhur eder çevirir, zelil eder çevirir. Allah'ın kudreti sonsuz. Firavun bağırıyordu. Musa'yı inkar eden, siz Musa'ya iman ettiniz. Siz en büyüğünüz o. O bir sihirbaz. Siz onun sihrine teslim oldunuz diyordu. Dikkat ediniz, Kur'an-ı Kerim muhteşem bir kitap. Bir yerde amennâ bi Rabbi Harun ve Musa der. Başka yerde amennâ bi Rabbi Musa ve Harun. Bir yerde Harun ve Musa, bir yerde Musa ve Harun der. Anlam iki ama orada ilginç, kritik bir şey var o ayette. Bir ayette önce Harun'a iman ettik diyor sihirbazlar, sonra Musa'ya. Daha sonra diyorlar ki Musa'ya ve Harun'a. Önce Harun'u söylüyorlar, sonra Musa'yı. Niye biliyor musunuz? Çünkü Musa onlarla çatışıyor. Yani sihirbazlarla boğuşan Hazreti Musa, Hazreti Harun hiçbir şeye karışmıyor. Orada duruyor, bir şeye bulaşmıyor. Sihirbazlar, Firavun, Musa'ya mağlup olduğunuz için ona iman ettiniz demesin diye sihirbazlar ilk etapta dönüyorlar. Harun'a ve Musa'ya iman ettik. İşe bulaşmayan Harun'a iman ettik. Yani biz mağlup olduğumuz için iman etmedik. Doğru olduğuna inandığımız için iman ettik. Harun'a ve Musa'ya. İş geçince, tehlike kalkınca dediler ki Musa'ya ve Harun'a iman ettik. Firavun dedi ki hepinizi çaprazlama, el ve ayaklarınızı keseceğim. 70.000 insanı keseceğim. Sihirbazlar ne dediler? Devam edeceğiz inşallah. Eyvallah ey dost, seni çağıracaklar. Tur-i Sina'dan kah, kah Hira'dan kah, Sevr'den kah, Arafat'tan kah, Cudi Dağı'ndan, ama hep onu çağıracaklar. Sihirbazlar öyle diyorlardı, la dire diyorlardı. Zarar yok, bizi kessen ne olacak? Biz bir olan Allah'a inanmışız artık. Sihrimizden, makamımızdan, gücümüzden, kuvvetimizden, iktidarımızdan vazgeçmişiz. Cemaatlerimizden vazgeçmişiz. Peşimizdeki sürülerden vazgeçmişiz. Biz Allah'a iman etmişiz. Biz ona teslim olmuşuz. Biz Rabbimize döneceğiz. Başka çaresi yok. Ha şimdi ey Firavun senin elinden, ha başka bir elden, ama şüphesiz Allah'a gireceğiz diyorlardı. Firavun bütün sihirbazları öldürecekti. Diyecekler ki sen sırf Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Nasıl bir iman, nasıl sihirde uzman idi iseler, işte imanda da uzman idiler. Nasıl işin ustasıydılar sihirde, imanda da işin ustası oldular. Bir anda sabrı öğrendiler. Bize sabır yağmurları yağdır ya Rabbi dediler. Firavun 70.000 sihirbazın, en baş sihirbaz başta olmak üzere hepsinin ayaklarını ve ellerini çaprazlamak kesti ve hepsini şehit etti. Onun için onlar sabahleyin sihirbazdılar, akşam şehittiler. Ama bunların hiçbiri kesmeyecekti. Hazreti Musa davasına devam edecek. Günden güne Hazreti Musa'nın etrafında iman edenler, Allah'ın yolunda gidenlerin sayısı günden güne çoğalacak.
Musa aleyhisselam günden güne güçlenecekti. Ama öyle bir noktaya geliyordu ki artık gitmek lazımdı. Uzaklaşmak lazımdı, başka yerlere doğru gitmek lazımdı. Hazreti Musa aleyhisselam bütün kavmine haber verdi. Dedi ki, gitmek zorundayız. Aniden çıkacağız gizlice buradan. Yoksa Firavun hepimizi tek tek öldürecek. Ne yapalım diyorlardı, bilgi sahibi olmasan, olmadan Firavun nasıl çıkacağız? Geceleyin yola çıkacağız. Her dört ev bir evde toplanacak. Hazreti Musa aleyhisselam, her dört ev, dört ev halkı bir evde toplanacak. Yanınıza büyük eşya almayacaksınız. Ekmekler bu gece pişecek. Bütün kadınlar ekmek yapacak. Yol boyunca azığımızı hazırlayacağız. Yolumuz uzun. Arkamıza Firavun olacak. Bütün askerleriyle beraber yola koyulacağız. Allah bize yardım edecek. Mutlaka Rabbim bize bir çıkış yolu gösterecek. Öyle diyecektir Hazreti Musa aleyhisselam. Önde Hazreti Harun, gece yarısı yola çıkacaklar. Arkada Hazreti Musa, yanında Yuşa aleyhisselam. Kabri olan Yuşa var ya, işte o peygamber. Hep beraber yola çıkacaklar. Nisan 11, Nisan'ın 11'inde büyük kafile Hazreti Musa'ya iman edenler, o peygambere tabi olanlar Firavun'dan kaçabilmek için yola koyulacaklar, yola çıkacaklar. Bütün gayeleri bir Allah'a iman etmek, evlatlarını, nesillerini imanlı yetiştirmek, şu dünyaya gelişlerinin gereğine göre hareket etmek. O günkü Museviler, İsa, Hazreti Musa aleyhisselamın etrafındaki İsrailoğulları birer sadık mümindiler. Gerçi Hazreti Musa çok çile çekmiştir onlardan. Ama bir dağ gibi ayakta durmuştur Hazreti Musa davasını sonuçlandırabilmek için. Ne olduysa yolun tam ortasındayken yolu şaşırdılar. Karanlık. Nereye girecekler? Nereye gitseler bataklık. Nereye gitseler dağ. Aşılması mümkün olmayan dağlarla karşı karşıyalar. Sanki yoldan geri geliyorlar. Sanki yeniden dönüyorlar. Sanki bir daire çiziyorlar. Bir şey var. Gitmelerine engel bir şey var. Onlara yolu şaşırtan bir şey var. Sonra birdenbire akıllarına geldi. Hazreti Yusuf aleyhisselamın ahdi akıllarına geldi. Yusuf demişti ki, ya Rabbi, benim cesedimi almadan İsrail oğullarına buradan çıkış verme diyordu. Dediler ki, Yusuf'un cesedini bulamadan, Yusuf peygamberin, biz buradan gidemeyiz diyorlardı. Sağa dönüyorlardı, sola dönüyorlardı. Yusuf'un mezarı nerede? Tabutu nerede diyorlardı. Kimse bilmiyor. En sonunda bir bilen dedi ki, şurada bir kadın var, kör, yaşlı. O ancak Yusuf'un mezarını ve tahtını ve tabutunu o bilir. Hazreti Musa oraya doğru gidiyordu. Kadını buluyorlardı. Kadına diyorlardı ki, bize Yusuf'un mezarını göster. Kadın hayır diyordu başta. Musa gelecek, Musa ile konuşacağım. Musa benim diyordu, geldim. Bana söz vereceksin Musa. Ne sözünü? İstediklerimi yapacaksın. Hazreti Musa aleyhisselam kadına diyordu ki, ne istiyorsun söyle bizden. Senden ben dört şey istiyorum. Bunları yerine getirirsen kabulümdür. Yoksa Yusuf'un mezarını söylemem, siz de buradan çıkamazsınız. Firavun bulur ve tümünüzün kafasını keser. Musa aleyhisselam söyle diyordu. Sanki baş belası söyle lazım değil. Söyle bakayım Musa'da ne istiyorsun? Diyordu ki, bir, gözümü açacaksın. Gözlerim açılacak. Körlüğüm girecek. İki, ayaklarım tutacak. Üç, gençliğime döneceğim. Bu kocamış kadınlık halinden kurtulacağım. Dördüncüsü ise daha çetin bir şey. Cennete seninle beraber olacağım. Komşun olacağım.
Bu dört şeyi bana sağlarsan Musa, sana Yusuf peygamberin yerini gösteririm diyordu. Hazreti Musa diyordu ki peki ben dört şeyi de sana vereceğim. Yani Allah'tan isteyeceğim. Allah kabul edecek. Gençliğime döndür. Gözlerimi aç. Ayaklarıma güç ver, yürüyeyim. Cennete komşun olayım. Bunları bana verirsen ben Yusuf'un mezarını söyleyeceğim. Hazreti Musa aleyhisselam tamam diyordu. Kadın gençleşiyordu. Gözleri açılıyordu. Yürüyecek hale geliyordu. Dördüncüsünü de ahirete görecektir elbette ki. Götürüyordu onları denizin bir yakasında, nehrin altında, Nil Nehri'nin alt kısmında Hazreti Yusuf aleyhisselamın, Hazreti Yusuf aleyhisselamın tabutuna işaret ediyordu. İşte şurada diyordu. Güneş doğdu doğacak. Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti Yusuf'un tahtını, tabutunu bir arabanın içine koyduruyordu. Ve sonra Musa aleyhisselam hadi diyordu yola koyulacağız. Hazreti Musa'ya haber geliyordu. Diyorlardı ki ey Musa, Firavun yola çıktı, geliyor arkamızdan. Kaç kişiyle, kaç kişiyle tahmin edebilirsiniz? Musa'yı yok etmek için çıkan Firavun'un emrinde tam 700 bin asker vardı. Korkunç bir orduyla Firavun Hazreti Musa'yı alt etmek için yola çıkıyordu. Hazreti Musa kavmine arkaya bakmadan yürüyün. Yürüyorlardı. Dökülenler oluyordu. Düşenler oluyordu. Hazreti Musa arkadan toparlıyordu. Düşenleri bir arabalara yerleştiriyordu. Çöken develeri kaldırıyordu. Öyle bir koşuşturma ki Firavun'un askerleri hızla geliyor. Onlar da bir bilmeceye doğru, bir meçhule doğru zorla gidiyorlar. Hızla gidiyorlar. Düşenler, dökülenler, bayılanlar oluyordu. Çok zor altındalardı. Sıkıntı içindelerdi. Hakikaten nihayet Kızıldeniz'in oraya geldiler. Arkada Firavun, önde koca bir deniz. Hazreti Musa bir an durdu. Musa aleyhisselam da çaresiz, etrafındakileri hayret içinde. Kavmi birdenbire baş kaldırmaya başladı. Musa, hani bizi kurtaracaktın? Biz her şeye rağmen orada yaşıyorduk. Ekmeğimizi yiyorduk. Şimdi önde deniz, arkada Firavun. Deniz Firavun'dan kötü. Firavun denizden daha kötü. Sen bizi ölüme götürüyorsun. Bu nasıl iş diyorlardı Hazreti Musa'ya. Yakalandık, çaresi yok diyorlardı. Hazreti Musa yürüyün diyordu. Musa aleyhisselam denizin tam önüne geldi. Yüce Rabbimiz Musa'ya vahyediyordu. Musa, elindeki asayı kaldır, benim iznimle ve ismi azamı getirerek elindeki asayı denize vur ya Musa diyordu. Doğrusu Hazreti Musa dahi o an asanın nasıl bir güce dönüşeceğini belki tamamen bilmek durumunda değildi. Musa aleyhisselam elindeki asayı yukarıya doğru kaldırıyordu. Gökte gürültüler vardı. Şimşekler çakıyordu. Olağanüstü bir şeyin habercisiydi. Bir peygamberin bir mucizesi yeniden ortaya çıkacaktı. Hazreti Musa asayı kaldırdı ve şöyle dedi. Ya Ebe Halid, ey Halid'in babası. Böyle sesleniyor Hazreti Musa denize seslenirken. Belki bir şifre, belki birçok anlamı olabilir. Ey Ebu Halid, Allah'ın en büyük ismi azamıyla sana emrediyorum. Allah sana emrettiği gibi yarıl diyordu. Elindeki asayı Hazreti Musa Kızıldeniz'e vuruyordu. Bir anda büyük bir gürültü, sular tamamen tersine akıyordu. Bir anda Kızıldeniz tam 12 parçaya ayrılıyordu. 12 parçaya korkunç dev dalgalar. Musa'nın kavmi tekbir getiriyordu. Musa'ya iman ettik, Musa'ya iman ettik diye bağırıyorlardı. Hakikaten
görünmesi mümkün olmayan, tahmin edilmesi imkansız bir kudret, Allah bütün denizi paçavra gibi atıyordu. 12 büyük parçaya ayrışıyordu. Hazreti Musa'nın 12 kavmi vardı. Daha doğrusu 12 aşiret. Her bir aşiret bir yola koyuluyordu. Musa yürüyün diyordu. En arkada duruyordu Hazreti Musa. Allah diledi mi denizde boğar. Allah diledi mi denizi açar. Allah diledi mi suları açar. Allah diledi mi yeri suyla doldurur. Nuh'un kavmi suyla helak olacak. Firavun suyla helak olacak. Nuh suyla kurtulacak. Musa suyla kurtulacak. Su hayat verecek iman edenlere. Su ölüm kusacak zalimlere. Çok ilginçtir. Peygamberlerin hayatında suyun, peygamberlerin hayatında dağların, peygamberlerin hayatında semanın çok büyük rolü vardır. Bakın Tur-i Sina'ya, bakın Ebu Kubeys Dağı'na, bakın Sevre, bakın Hira'ya, bakın Cudi Dağı'na. Birçok ibretler vardır. Taşlar peygamberlere medet olacak. Sular peygamberleri yıkayacak. Eyyub Aleyhisselam'ı çilesinden kurtaran yine su değil miydi? Musa ve kavmi geçiyorlardı. Arabalar, develer, atlar, insanlar rahat rahat geçiyorlardı. Firavun oraya geldi ve suların parçalandığını gördü. 12 parçaya ayrıştıklarını gördü. Firavun şöyle dedi askerlerine, görüyor musunuz dedi. Beni görünce deniz bile ikiye ayrıldı. Bir insan ebleh olunca, beyinsiz olunca, hidayetten nasipsiz olunca böyle görür, ölümünü böyle görür. Ölümünü öyle görüyordu. Kendini öldürecek olanı kendim önümde açıldı. Hem 12 yol oldu bana. Atını sürüyordu, at gitmiyordu. Atını sürüyordu, at gitmiyordu. Kamçılıyordu, at gitmiyordu. Dönüyordu, kavmine gidin diyordu. Hiçbir askerin atı devesi gitmiyordu. Atlar ayakları alt üstünde ayağa kalkıyorlar, şahlanıyorlardı, gitmiyorlardı. Sanki Evrehe'nin fillerini engelleyen ilahi kudret, sanki onlara da gitmeyin çelikten bir duvar örüyordu. Hazreti Musa'nın bütün kavmi geçinceye kadar. Musa'nın bütün kavmi geçti, atlar yine gitmiyordu. Cebrail, Firavun atının dizginini tutacak ve çekecek. At birden şahlanıp yürüyecek. Mikail Aleyhisselam arkadaki bütün atları dehleyecek. Firavun'un bütün avanesi, bütün ordusu 700 bin insanla denizin tam ortasına girecek. Kavmi korkuyla bağırıyorlardı Musa'nın. Deniz de onları durduramadı. İşte bize geliyorlar diyordu. Ama Musa Aleyhisselam bütün heybetiyle denizin diğer yakasında duruyor. Musa'nın, Hazreti Musa, Firavun'un ve avanesinin gelmesini bekliyordu. Bekliyordu. Tam ortaya gelince Allah Musa'ya emretti. Musa elindekini yere vur, denize vur ve kapan. Allah'ın ismi azam emriyle diyordu. Hazreti Musa elindekini kaldırıyordu. İsmi azamın adıyla kapan diyordu. Suların tümü kapanıyordu bir anda. 700 bin insan dalgaların içinde kalıyorlardı. Hiç olmamışlar gibi sanki. Sanki hiç yoktular. Kum fe yekunu diyorlardı. Turab olup gidiyorlardı. Ne iz kalıyordu, ne bir şey, ne ses, ne seda. Hiçbir şey kalmıyordu. Allah peygamberlerinin yanında olduğunu, sadıklarım, salihlerim yanında olduğunu yeniden ilan ediyordu. Firavun son bir nefeste, son bir anda, Yunus 90. ayet bunu anlatır. Firavun son bir hamleyle Musa'nın Rabbine iman ettim diyecek.
Firavun dizlerini şöyle karnına doğru çeker, secde haline girmek için ölürken artık firavunluk kalmadı. Zavallı bir peşmirde olduğunun farkında artık. Oyun bitti. Sahne dağıldı. Her şey alt üst oldu farkında artık. Ayaklarını dizine doğru çekiyordu. Musa'nın Rabbine iman ettim demek için. Kur'an onu anlatırken el ane şu an mı? Halbuki daha önce isyan ettiydin. Sen ne kadar sahtekar, ikiyüzlü, münafıksın ve hem müşriksin ve hem zalimsin ve hem diktatörsün ve hem zavallısın ve hem bedbahtsın ve hem Allah'a ve hem peygamberlerine kavga etmişsin. Hazreti Cebrail onu anlatırken Resulullah'a öyle diyecektir. Ey peygamber bir bilsen, Firavun Allah birdir demesin diye Kızıldeniz'in dibinden çamuru Firavun'un ağzına tıkadığımı bir bilseydin, bir görseydin. Öyle diyecektir Hazreti Cebrail, ben iki şeyden çok nefret ederim. Bir şeytandan, iki Firavun'dan. İkisiyle göz açık, ikisiyle tezgahçı, ikisi de fırıldak, beni bağışlayın ne olur. İkisi de sahtekar, ikisi de yalancı, ikisi de palyaço. Şeytan da öyle, Firavun da öyle. Allah Firavun'un cesedini ileriye atacak. Şu anda Kızıldeniz sahilinde bulunan, topraktan çıkarılan, Londra'da, British Müze'de olan o ceset, mumyasız ceset, mumyalanmamış ceset, Firavun'a ait cesettir. Kaç bin yıllık olduğunu ispat ettiler. Hiç çürümemiş. Allah diyor ya ayetinde, onu sahile atacağım ve sonrakiler için ibret bırakacağım. Kur'an öyle söylüyor. Firavun'un cesedi bulunacak diyor. İşte dediği gibi oldu. Şu anda müzede mumyasız olarak duran o zavallı ceset, Musa'ya düşmanlık eden, Allah'la savaşacağını zanneden o zavallının cesedidir işte. Allah böyledir. Bütün tezgahları böyle alt üst eder. Bütün oyunları böyle bozar. O büyük Rab'da binlerce iman, peygamberlerine binlerce selam. Efendim, kısa bir aramızdan sonra Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ı ve sonra Hazreti Nuh'un tufanını konuşacağız İnşallah biraz sonra. Selamların en güzeliyle ve Mevlam'ın selamıyla. Şimdi iki denizin nasıl birleştiğini, iki kudretin ve kuvvetin nasıl birleştiğini anlatan ilginç ve manidar ve ders verici bir olayı paylaşacağız. Hakikaten Kehf suresi Kur'an-ı Kerim'in en gizemli suresidir. Baştan sona Kehf suresi ibretlerle dolu bir sure ki Kehf'in ismi zaten öyle. Kehf ne demek biliyor musunuz? Yüksek bir dağdaki bir mağara demek. Oyuk demek. Aşağıdan mağaraya baktığınızda göremezsiniz. Sureyi tam anlayamazsınız. Ama mağaradan aşağıya baktığınızda manzara müthiştir. Surenin içine girdiğinizde, Kehf'in içine girdiğinizde dehşete kapılırsınız. Kehf suresinin en manidar ifade ettiği olaylardan biri Hazreti Musa ile yol arkadaşının işidir. Şimdi size arz ediyorum. Bir gün Hazreti Musa insanlarla konuşuyor. Musa Kelimullah. Diyor ki birisi ondan, ey Musa, en bilgili insan kimdir? Yani dünyada en çok bilen kimdir? Hazreti Musa hiç şüphesiz benim diyecektir ki bir peygamberin vermesi gereken bir cevaptır bu. Doğruda kibir olmaz. Bir peygamberin başkasına benden daha bilgilidir, Allah'ı daha iyi biliyor demesi mümkün mü? Benim diyecek Musa aleyhisselam. Belki şunu demesi gerekirdi Musa Aleyhisselam'ın, Allah bilir. Hani ilim sahibi vardır, ilmi aşan ilim vardır, bilemezsin.
Gayb ilmi var, başka türlü ilimler vardır. Musa aleyhisselam bir peygamberin zahiren dış görüntüyle söylemesi gerekeni söylüyor. En büyük benim, en çok bilen benim diyor. Halbuki Allah biliyor demesi lazımken öyle diyordu. Allah Celle Celaluhu kulu Musa'yı uyarıyor. Ya Musa, senden daha çok bilen var. Kim olabilir ya Rabbi? Kim benden daha çok bilebilir? Ki ben peygamberim. Bana kitap inmiştir. Ben vahye muhatap bir peygamberim. Musa aleyhisselam göğün büyük peygamberlerinden. Hazreti Hud gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti İsa, Musa ve Hazreti Peygamber göğün 5 büyük peygamberi. En büyük 5 peygamber bunlardır. Kim olabilir benden daha çok? Allah buyurur ki iki denizin birleştiği yerde birisi var, o senden daha çok biliyor Musa. Musa aleyhisselam onu görmek ister. Ya Rabbi, nasıl göreceğim ben onu? Allah buyurur ki yanınıza bayatlamayan bir balık alın ve yola çıkın, tuzlanmış. O balık nerede canlanırsa o adam oradadır. İşareti bu olsun sizin. Hadi yola çıkın, git ve senden daha çok bileni gör Musa. Musa Kelimullah, Allah'ın büyük peygamberi, yanına arkadaşı Hazreti Yuşa aleyhisselamı alır. Yuşa ile beraber o büyük yolculuğa çıkar Hazreti Musa. Hazreti Musa kendisinden daha bilgili olan insanı merak eder ve bulmak ister. Elbette bulmayı gayret eder. Çünkü bu müthiş bir olaydır. Kimdir acaba şu adam? Yol alırlar, uzun yol alırlar. Bir gün iki denizin bitiştiği yere gelirler. Ama onu nereden bulacaklar? Hangi olay onları bir araya getirecek? Musa da bilmiyor doğrusu. Allah çizecek manzarayı, Allah çizecek yolu. Hazreti Musa aleyhisselam oraya gelince uyku tutar onu. Uyumak ister. Hazreti Yuşa aleyhisselam ise durur. Tam denizin oradayken birdenbire balık sepetten atlar, utuzlanmış, kurumuş balık. Atlar denize ve denizde kendine yol bulup yüzmeye başlar. Yuşa aleyhisselam gözleri açık hayret içinde kalır. Balığın canlandığını görünce olağanüstü bir olay, ama o kadar etkilenmesine rağmen nedense Musa uyandığında Hazreti Musa'ya söyleyemez. Unutur. Şeytan unutturur belki ona. Hazreti Musa aleyhisselam biraz sonra uyanacaktır. Musa aleyhisselam uyandıktan sonra yanındaki Yuşa aleyhisselama diyecektir ki yemeğimizi getir yemek yiyelim diyecek. Yemeğimizi getir yemek yiyelim diyecek. Yuşa gelecek, yemeği ararken diyecek ki demin balık gitti. Musa birden kızar. Nereye gitti balık? Senin beni ikaz etmen gerekmiyor muydu? Vallahi Musa, unuttum. Veya şeytan beni unutturdu. Hazreti Musa, hemen dönelim. Balığı nereden kaybettiysen oraya dönelim diyecek. Dönecekler. Oraya gelecekler. Ararlarken birini görecekler. İki elbisesine bürünmüş, dizlerini karnına çekmiş birisi şöyle uzanmış ve uyuyor. Musa aleyhisselam onun yanına gelir. Allah'ın selamıyla selamu aleyküm der. Allah'ın selamı üzerine olsun der. O kişi de döner ve Hazreti Musa aleyhisselama Allah'ın selamı sana olsun diye bağırır. Sonra kimsin diye sorar. Hazreti Musa aleyhisselam, ki aradı kişi Allah'ın senden daha bilgilidir dedi kişi, oradaki kişiydi. Hazreti Musa aleyhisselam anlar. Ondan sonra Musa der ki, yüzünü açan ve doğrulan kişiye sen kimsin? Buralarda bu selam bilinmez. Öyle diyecek Hazreti Musa'ya. Burada kimse Allah'ın selamını bilmez. Yani bu selam, buraya yabancı bir söz. Hazreti Musa der ki ben Musa'yım. O yabancı der ki birdenbire sen İsrail oğullarının Musa'sı mısın? Hazreti Musa, ben İsrail oğullarının Musa'sıyım.
Yani ben peygamber olan Musa'yım diyecektir. Çok garip bir şey söyleyeceğim. Bu Hızır yani. Allah'ın senden daha bilgilidir dediği Hızır. Hazreti Musa'ya biraz sonra ilginç olayları gösterecek. Ama kapısına gelenin Hazreti Musa olduğunu bilmeyecek. Çok gariptir. Allah bildirmeyince bilmeyecek. Her şeyi bilecek ama sen İsrailoğulların Musa'sı mısın soracak, onu bilmeyecek. Allah'ın ne kadar büyük bir gücü, kudreti, ilmi vardır ki insan ne kadar aciz. Hazreti Musa diyecektir ki ben senin yanında kalacağım. Allah'ın sana bildirdiği ilimden bana veresin diye. Hazreti Hızır olan zat diyecek ki hayır. İnneke len tastati'a ma'ye sabra. Sen benimle dayanamazsın. Sen benimle yürüyemezsin. Sen bana boyun eğemezsin. Sen isyan edersin Musa. Çünkü ben öyle şeyler yaparım ki senin bildiğin şeriat ölçülerine, yani dinin zahiri görüntüsüne aykırıdır. Sen bir peygamber olarak vicdanınla hayır dersin. Sen benimle yürüyemezsin Musa. Sen bana bu ayak uyduramazsın Musa. İnneke len tastati'a ma'ye sabra. Sen benimle yürüyemezsin. Hazreti Musa der ki ben sana teslim olmaya geldim. Ben senden öğrenmeye geldim. Ben söz veriyorum. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bu sözü üzerine Hazreti Hızır diyecek ki bana soru sormayacaksın. Bir şeyi niye yaptığımı sormayacaksın. Hazreti Musa Aleyhisselam diyecektir ki ben sana söz veriyorum. Sana hiçbir şey sormayacağım. Sorarsan haza firaku beyni ve beynek, bu seninle benim ayrıştığımız nokta olacak. Benim de arkadaşlığının ölçüsü bana soru sormaman ve sabretmendir. Musa Aleyhisselam tamam sana karşı gelmeyeceğim dedi. Bir peygamberden bahsediyorum, Musa gibi. Denizi 12 parçaya bölmüş. Bir peygamberden bahsediyorum. Mucize üzerine mucizeye tanıklık etmiş bir peygamberden bahsediyorum. Bütün sihirbazları alt üst etmiş, Firavun'un sarayını allak bullak etmiş bir peygamberden. Hazreti Hızır'ın yanında sormayacağım. Allah ne kadar muktedir. Allah'ın gücünün, kudretinin büyüklüğüne bakın. Nasıl dengeleri kuruyor. Nasıl ilim üzerine, her bir ilmin üzerine bir bilen vardır. Nasıl öğretiyor? Biraz sonra yola çıkarlar, giderler. Bir denizin kıyısına varırlar. Bir gemiye binecekler. Gemidekiler para almayacaklar. Onları tanırlar. Bir serçe, serçeyi bilirsiniz, kuş, ufak bir serçe güverteden denize dalacak, bir damla su alacak, bir damla, bir gagalık. Hazreti Hızır diyecek ki Musa, İsrailoğulları Musa'sı, senin ve benim bildiğimiz bilgimiz, ikimizin bilgisi, Allah'ın bilgisi yanında bu kuşun şu okyanustan aldığı şu bir gagalık su kadardır. Allah'ın bilmi, ilmi yani okyanussa benim ve senin ilmimiz bir gramlık sudur. Bilesin onu. Hızır iyi biliyor. Musa da farkında. Hazreti Musa nihayet gemiye binerler, gemidekiler para almazlar. İyilik yaparlar. Fakat garip bir şey olur. Gemi kıyıya yanaştığında onları bırakmak için Hazreti Hızır Aleyhisselam geminin tahtalarından birkaçını söker. Geminin görüntüsünü bozar. Birkaç tahtayı söker, bir kenara atar. Böylece görenler bu gemi battı batacak zannederler. Hazreti Musa kıyıya çıktıklarında döner ve Hazreti Hızır'a der ki sen garip bir şey yaptın der. Bu ne biçim iş? Bizi hem para almadılar, hem parasız bindirdiler ve hem de sen gemiyi parçaladın.
Sen içindekileri boğacak mısın? Sen şaşılak şaşılacak şey yapıyorsun. Acı bir şey yapıyorsun. Acayip bir şey. Bu yakışır mı der. Hazreti Hızır der ki ben demedim mi bana dayanamazsın. Ben demedim mi dayanamazsın. Ben demedim mi sabredemezsin. Musa diyor sözsüz tamam sormayacağım bir daha. Bir şey sormayacağım. Der ki bir daha sorma. Tamam bir daha sormayacağım der Hazreti Musa. Yola çıkarlar. Biraz sonra bir yere varırlar. Çocuklar var oynuyorlar. Çocuklar işte oynuyorlar kendi aralarında. Bir tarlada koşuyorlar. Hızır Aleyhisselam o çocuklardan birini kapar ve çocuğu öldürür. Küçük çocuğu öldürür. Hazreti Musa bütün heybetiyle, bütün gücüyle, bütün iktidarıyla, bütün otoritesiyle Musa ile yani isyan eder. Bu ne biçim iş? Sen bir cana, cana kıydın. Bir çocuk öldürdün. Masum bir çocuğu öldürdün. Bu nasıl iştir der Hazreti Hızır'a. Sen kötü bir iş peşimdesin. Günahsız bir can aldın. Hem de bir cana karşılık değildir. Bir erkek çocuğunu öldürüyorsun. Vallahi sen doğru iş yapmıyorsun. Hazreti Hızır diyecek ki demedin mi bana dayanamadın? Demedin mi bana dayanamazsın? İnneke lem testati'a ma'ya sıfra. Sana demedin mi benimle yürüyemezsin Musa? Sen dış bak, dıştan bakıyorsun, ben içten bakıyorum. Demedin mi sana sen dayanamazsın? Demedin mi sana sen kaldıramazsın? Demedin mi sen dinin ölçülerine göre hareket edersin? Ben de hikmete göre hareket ederim. Demedin mi açığa düşersin? Benimle yol yürüyemezsin. Demedim mi sana? Hazreti Hızır susar. Bir daha sormayacağım. Yeter ki yol olsun. İlim öğrenecek. Bu hadise üzerinde onlarca cilt yazılabilir. Onlarca cilt. Teslim olacaksın aslında hocana. Tabii Kur'an yolundan ayrılmadıkça sana öğretecek hikmet. Her şeye isyan etmeyeceksin. Allah sana bir şey diyorsa senin bilmediğin var. Allah'ın bildiği çok. Ders ve ibret müthiş bir hadise. Üçüncü bir yere gelecekler. Kehf suresi anlatıyor. Hazreti Hızır diyecek ki bir daha sorarsam bir soru daha bu iş bitmiştir. Yolculuk sona ermiştir. Hazreti Hızır, Hazreti Musa tamam sormayacağım. Sabredeceğim. Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti Musa ile Hazreti Hızır yola devam ederler. Bir köye gelirler. Köyde dinlenmek isterler. Dinlenmek isterler. İstirahat etmek isterler. Köylüler onları kabul etmezler. Dışarıya gidin istemiyoruz. Ekmek vermezler, su vermezler. Misafirlik için müsaade etmezler onlara. Üzülürler ikisi de. Hazreti Hızır Aleyhisselam da Hazreti Musa dışarıda bir yerde oturmak için kendilerine bir yer bulurlar. Bir yol bulurlar. Burada oturalım, burada dinlenelim derler. Tam orada dinlenirlerken garip bir hadise olacaktır. Nedir garip hadise? Bir duvar görecekler. Yıkıldı nihayet. Şöyle yıkıldı yıkılacak. Hazreti Hızır Aleyhisselam gelir, duvara el verir gücüyle, duvarı düzeltir. Yıkılmaya yüz tutmuş duvar gördüler. Adam yani Hızır, Kur'an'da Hızır ismi kullanılmıyor, hadisler söylüyor. Hazreti Musa'nın arkadaşı duvarı doğrultacak. Hazreti Musa der ki sen garip bir adamsın. Bize ekmek ve yemek vermeyenlerin yıkılan duvarını düzeltiyorsun. Sen bir taraftan bunu yapıyorsun. Bizi kovmuş, bize su vermemiş insanların
yıkılan duvarını düzeltiyorsun. Bir ücret bile istemiyorsun, para bile. Diğer taraftan günahsız bir çocuğu öldürüyorsun. Diğer taraftan bizden para almayan gemicilerin gemisini tahrip ediyorsun. Senin işlerin garip. Bu nasıl bir iştir deyince Hazreti Hızır diyecek ki: "Haza firaku beyni ve beynek." Bu iş bitti burada. Hani sen sormayacaktın. Ama sen sordun. "Haza firaku beyni ve beynek." Benimle senin aramdaki ayrışma noktası bu. Bu iş bitmiştir Musa. Artık yol ayrılmış. Sen benimle yürüyemezsin. Ben demedim ki, demedim mi? İnneke len testati'a ma'ye sabra. Ben demedim mi ki sen benimle sabredemezsin Musa? Bana ayak uyduramazsın dedim sana. Hazreti Peygamber bir şey söyleyecek. Bunu anlatırken Peygamberimiz diyor ki: "Allah Musa'ya rahmet etseydi, keşke sabretseydi. Keşke dayansaydı Musa, biz neler neler görecektir." diyecektir Resulullah. "Keşke sabretseydi Musa." Neler oldu bakalım, biraz sonra konuşacağız ve devam edeceğiz. Hazreti Musa ile yol arkadaşı arasındaki son nokta burasıydı. Hazreti Hızır Aleyhisselam dönüyordu ve diyordu ki Hazreti Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa Aleyhisselam'a: "Ey Musa, senin dayanamadığın şeyleri sana söyleyeyim mi? Senin sabredemediğin şeyin iç yüzünü sana açıklayayım mı Musa?" Hazreti Musa "Açıkla" dediğinde Hazreti Hızır Aleyhisselam şöyle diyordu. Birbiri ardınca mertebeyi açıyordu, pencereyi aralıyordu, gayb alemine ait olan bütün resimleri açıyordu. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Hazreti Hızır olayların iç yüzünü anlatıyordu. "Bak Musa," diyordu, "senin dış görüntüye göre, dinin temel naslarına göre, hükümlerine göre olamaz. Benim imanım ve vicdanım bunu kabul edemez. Temel ilkelerime aykırıdır dediğin ve haklı olduğun bütün noktaların bilemediğin birer ayrıntısı vardır. Söylüyorum sana, ben ücretsiz bindiğimiz gemiyi parçaladım, doğru. Onun, o geminin tahtalarını söktüm. Sen bana dedin ki nasıl yaparsın bunu? Bize bu kadar iyilik etmiş olan insanların gemilerini nasıl parçalıyorsun?" dedim bana. Bana isyan ettin değil mi? İtiraz ettin bana. Halbuki susman lazımdı. Konuşmaman lazımdı. Ben niye yaptım biliyor musun Musa? Çünkü biraz ileride bütün sağlam gemilere el koyan korsanlar vardı. Eğer ben o tahtaları sökmeseydim, o korsanlar o gemiye el koyacaklardı ve o iyi insanların gemilerini ellerinden alacaklardı. O kral, zalim kralın ve korsanların elinden o gemiyi almak için ben o gemiyi yaraladım. O gemi sanki çalışmaz hale getirildi ki o korsanlar bu gemiye el koymasınlar. Ben görüntüde zarar verdim ama temelde o gemiyi kurtardım. Şu çocuğa gelince, günahsız olan çocuğu niye öldürdüm diye sen bana isyan ettin haklı olarak Musa. Bak Musa, niye öldürdüm onu? O çocuk ileride büyük bir zalim, diktatör ve isyankar olacaktı. Onun anne ve babası da çok temiz birer insandılar, birer mümindiler, sadıktılar. Fakat o çocuklarının imansızlığı onları küfre götürecekti. Baba da ana da dinden çıkacak, küfre varacak. Evlatları ise zulmedecekti. Ben o evladı öldürdüm. İleride Allah onlara daha hayırlı bir evlat nasip edecektir. Ben bundan dolayı o çocuğu telef ettim. Musa, sen anlamadın ve dinin zahirine göre sen katil işledin dedin. Sen cinayet işledin dedin bana ve kabul etmedin. Ama iç yüzü budur Musa. Bilmediğin hadisenin iç yüzü budur.
Şimdi ben size soruyorum. Siz Musa'dan yana mısınız? Hazreti Hıdır'dan yana mısınız? Bana sorsanız ben bütün aciziyetimle, bütün zavallılığımla bir Müslüman olarak elbette ki Hazreti Musa'dan yanayım. Çünkü dinim bana bunu emreder. Ama Hızır olmak mümkün değil. Hazreti Hızır gibi düşünebilmek, Allah'ın lütfuyla açtığı pencereden geleceği okumak mümkün olmadığı zaman, mümkün olmadığı için her mümin Musa'dan yanadır. Hazreti Hızır hakkında da bir şey söyleyemeyiz. Haddimize değil. Allah ona özel bir ilim vermişti. Onu nasıl tartışır? Ama biz Musa gibi, Hazreti Musa gibi davranmak zorundayız. Her Müslüman. Şimdi Musa son işe gelince, hani köye gittik bize yemek vermediler, su vermediler, bizi köyde yatırmadılar. Ve ben o köyde dinlenirken yıkılan bir duvarı tamir ettim. Sen isyan ettin, bize ekmek vermediler, su vermediler. Sen onların duvarını tamir ediyorsun dedim bana. Doğru mu? Evet der Hazreti Musa. Hazreti Hızır der ki bak Musa. O duvar neydi biliyor musun? Neydi der. O duvar iki yetim çocuğa ait bir duvardı. İki çocuk küçük daha. Ufak. Temiz babaları vardı. İleride bu çocuklara kalsın diye duvarın altına altın küpü koymuştu. Eğer bu duvar yıkılsaydı şimdi o altın küpü çıkacaktı ve şu zalim köylüler bize bir su bile vermeyen, misafirperver olmayan şu köylüler o iki yetim çocuğun altınlarına el koyacaklardı. O defineyi çarçur edeceklerdi. Halbuki ben istedim ki o duvarı düzelterek arzu ettim ki o bina, o duvar şimdi yıkılmasın, ileride yıkılsın. İleride yıkıldığında o çocuklar erginliğe ermiş olacaklar. O küpü, o altınları bulacaklar ve kurtulacaklar. Gelecekleri kurtulacak. İşte Musa, senin bir türlü anlayamadığın, senin bir türlü kabul edemediğin, hazmedemediğin olayların iç yüzü budur. Musa, senin bildiğini ben bilmem, benim bildiğini sen bilmezsin. Hadi yolun açık olsun güle güle. İşte budur Musa. İbret şahikası baştan sona insanı temizleyen, insana haddini bil, sen bir şey değilsin diyen bir hadise. Baştan sona haşa Hazreti Musa'ya değil. Aslında o ders bize. Musa Allah'ın peygamberi bize. Allah diyor ki, ayağınızı denk alın, haddinizi bilin, siz bir şey değilsiniz, hiçbir şey olamazsınız. Siz ancak beni kabul eden kulsanız kıymetiniz var, yoksa bilmediğiniz bir alem var. Kendi hesabınızı yapın ve bana secde edin. Evet ya Rabbi sana secde ediyoruz. Hem bin secde, hem milyon secde. Rabbim bizi Hazreti Musa'nın yolundan ayırmasın. Hazreti Muhammed Nebi'nin yolundan ayırmasın. Rabbim bizi Kur'an'ın yolundan ayırmasın.